Yedi Kuyular Kayak Merkezi pandemi kuralları çerçevesinde yerli turistleri ağırlamaya devam ediyor. Erol Öner'in hazırlayıp sunduğu Kahramanmaraş'ı Geziyorum programının çekimleri Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde yapıldı. Evet sevgili izleyiciler, şimdi efendim kayak keyfi yapacağız. Gördüğünüz gibi kızaklarla birlikte Yedi Kuyulara geldiğiniz zaman karın keyfini çıkarmak için burada her türlü aktiviteler mevcut. Şimdi efendim onu gerçekleştireceğiz. Gezi Kulübü'ndeki arkadaşlarımızla birlikte hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Evet. O zaman hep beraber gidiyoruz aşağıya doğru. Hadi bakalım. Kahramanmaraş'ı Geziyorum programının özel konuğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu. Güngör, Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş'ı geziyorum. Tabii ki efendim beyaz gelinliğin içinde Yedi Kuyular bir başka güzel. Efendim çevre illerimizden gelenler her hafta ve hafta içi efendim gerçekten güzel dakikalar geçiriyorlar. Evet Sayın Başkanım, bugün gerçekten hoşça ve dostça bir vakit geçirdik. Yedi Kuyular'da, Yedi Kuyular'la ilgili dersiniz. Evet, burası sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, siz de görüyorsunuz. Bölgedeki şehirlerimiz, komşularımız için de son derece önemli. Kış turizmi için önemli bir merkez. Tabii burada altyapı konusunda her geçen yıl altyapıyı geliştiriyoruz. Burada konaklama sorunumuz vardı. Gördüğünüz gibi gayet resimli, fotoğraflık, kartpostallık da olarak da gözüken bungalov evlerimizi inşallah tamamlamış durumdayız. Aynı zamanda sosyal tesisleri genişletiyoruz. Hem girişte biliyorsunuz bir beden çarşımız var. Hem de burada ilave tesislerimiz var. Kahramanmaraş'ımızın gerçekten doğal miras olarak hem dağ, ovası, suyu, yaylası, kayak merkezi mükemmel bir coğrafyası var. Özelliği şu, Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde 10 dakika içerisinde Doğu Anadolu bölgesine geliyorsunuz. Civardaki illerimizin de mevsim olarak biliyorsunuz kar fazla düşmüyor. Nüfuslarına baktığımızda toplam 10 milyon civarında bir nüfusa burası hitap ediyor. Çok da yakın, ulaşımı da çok kolay. Yolumuz çok iyi. Bu sene yolumuz da biliyorsunuz daha da iyileştirdik. Altyapıyı iyileştirdik. Su sıkıntımız vardı, onu da giderdik. Ama pandeminin getirdiği kısıtlıktan dolayı bazı belki kurallar var. İnşallah bunlar kalktığında burası bölgenin en büyük kayak ve kış turizmi merkezi haline gelmiş olacak. Şu anda da öyle. Geçen yıllar buraya gelen ziyaretçi sayısına baktığımızda 150 bin bir ziyaretçimiz vardı. Biz bu sene aslında bunu iki katı bekliyorduk. Bu pandemi kısıtlı olmasa. İnşallah bu kurallar normale döndüğünde biz 300 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. Ama peyderpey bu ziyaretçi 500 bine çıkarmak. İnşallah gelecek yıl 5 yıldız bir otel projemiz de var. Onu da hayata geçirmek istiyoruz. Bunlar zaten faaliyete geçmiş olacak. Altyapımızdaki diğer eksikler tamamlanmış olacak. Pist sayımızı, uzunluğunu, çeşitliliğini artıracağız. Profesyonel. Önümüze bir kısa, uzun, orta vadeli planlar koyduk. Burası bölgenin en büyük cazibe merkezi haline inşallah getirmiş olacağız. Burada tabii kayak turizmi ile ilgili, kış turizmi ile ilgili sporların yanında Kahramanmaraş'ımıza da çok yakın olduğu için zaten ulaştığım için de şehirden geçip geliyorsunuz. Maraş'ımızın da diğer güzelliklerini de görme imkanı bulacaksınız. Hem mutfak kültürümüzü, hem tarihimizi, hem el sanatlarımızı da görme, onları alma, onlarla vakit geçirme imkanı da bulmuş olacaklar ziyaretçiler. Biz herkesi Kahramanmaraş Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Geldiklerine pişman olmayacaklar. Bugün de gelen çeşitlere baktığımız hakikaten Adıyaman'dan, Urfa'dan, Adana'dan, Osmaniye'den, Hatay'dan, Gaziantep'ten burada vatandaşlarımız var. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Hazır mıyız? Evet. O zaman hep beraber gidiyoruz aşağıya doğru. Hadi bakalım.